Arap basını, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine 4. harekatı sadece YPG ile olmayacak. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'ten Türkiye'ye Hamas suçlaması. İsrail yedek askerleri terhis etmeye başladı. Kara harekatı ertelendi. Türk Devletleri Teşkilatı'ndan iki devletli çözüm önerisi. İsrail Türkiye'deki tüm diplomatlarını geri çekiyor. Pakistan ve Macaristan askeri teknoloji ve eğitim için işbirliğine gidiyor. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Arap medyası Şarkul Avsat, Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde 4. operasyonu başlatabilir başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi. Gazze'de savaş devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'nın Suriye ve Irak'taki hedeflerine ve karargahlarına yönelik hava harekatları sürüyor. Ankara, Suriye Demokratik Güçleri'ne yönelik yeniden hava operasyonları gerçekleştiriyor. Askeri uzmanlara göre Ankara, uzun süredir terörist saldırıların gerçekleştiği, Kuzey Irak ve Suriye'den gelen sınır tehditleri durdurmaya yönelik bir savaş yürütüyor. Diğer yandan Suriye, Cezire bölgesi ve Fırat bölgesi halkının bir savaş çıkacağına dair endişeleri artıyor. Ankara'nın defalarca ima ettiği, bölge halkının ise endişe ettiği ve çıkması durumunda yarım kalmaz olarak tanımladığı kara operasyonunun bu sefer YPG ile Türk ordusu arasındaki çatışmayla sınırlı kalmayacağı, aksine uluslararası tarafların müdahalesine kadar genişleyeceği tahmin ediliyor. Gözlemcilerin tahminlerine göre savaşın karmaşık bir operasyonel haritaya bağlı olması bu durumu açıklıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi önceki gün ordunun Suriye ve Irak'ta sınır ötesi operasyon başlatma yetkisini 2 yıl daha uzattı. Gözlemciler bunu Türkiye'nin kuzeyde başlattığı askeri operasyonun devamı olarak değerlendirdi. Askeri analistlere göre Türkiye bir güvenlik sorununa işaret ediyor ve SDG güçlerinin ve YPG'nin Münbiç ve diğer sınır bölgelerinden çıkarılmasının son derece önemli olduğunu vurguluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin verdiği yeni yetkiyle birlikte kuzeyde savaş kıvılcımlarının alevlenme ihtimali artıyor. Belki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi üzerine 2 hafta önce meclise gelen talimat, kara savaşının yakında başlayacağına ve 4. operasyona girileceğine işaret ediyor. Şarkul Asat'ın Independent Arabia'dan aktardığına göre kara operasyonu pek olası olmasa da bunun ortaya çıkma ihtimali halen mevcut ve bu bölgede meydana gelen bölgesel gelişmelere bağlı. Kaynaklar herhangi bir askeri operasyon Türkiye'nin hem Avrupalılarla hem de ABD'lilerle sorun yaşamasına neden olacaktır. Bu hali hazırda kaçınılmaz. ABD'nin İsrail-Gazze savaşıyla meşgul olması nedeniyle bazılarının inandığı gibi mevcut koşullar herhangi bir Türk askeri operasyonuna uygun değil. Çünkü ABD'nin bölgeye uçak gemisi göndermesi Suriye Demokratik Güçleri'nin bölgedeki pozisyonuna bir nevi destek anlamına geliyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk kuvvetlerine ait 30 zırhlı araçla, lojistik malzeme ve personel taşıyıcılarla dolu bir kamyondan oluşan askeri konvoyun İdlib'in batı kırsalındaki Hirbet el-Cevz geçiş noktasından girişini gözlemlediğini açıkladı. Bu takviye birlikleri 5 Ekim'de El-Gab Ovası'ndaki gerilimi azaltma bölgesine ve batı İdlib kırsalında konuşlandırılan askeri noktalara yöneldi. Orta Doğu'daki gelişmelerin gölgesinde Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Yunan ANT1 televizyonuna verdiği röportajda Gazze'deki hastaneye yapılan trajik saldırıdan duyduğu üzüntüyü de dile getirerek, tam olarak ne olduğu konusunda hemen sonuca varmayacağım. İsrail'in meşru müdafaa hakkını savunduk ama terörist Hamas'ı Filistin halkından ayırdık ve sivillere insani yardım ve destek sağlanması gerektiğine inanıyoruz, dedi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, İsrail bir devlettir ve bir terör örgütü gibi tepki veremez. Uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmelidir. Ayrıca Gazze'ye olası bir kara saldırısı konusunda da büyük endişe duyduğunu ifade etti. Kısıtlanmalı, intikam organize devletlere yakışmaz, dedi. Yunan medyasına göre Türkiye'nin Hamas'ı mutlak bir şekilde kınaması ve tecrit etmesi gerektiğini, ancak bunu yapmadığını söyledi. Mitsotakis, Hamas'ın bir terör örgütü olduğunu ve Türkiye'nin bu örgütü desteklediğini iddia etti. Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınaması gerektiğini belirten Mitsotakis, Türkiye'nin bu saldırıları desteklediğini ifade etti. Mitsotakis, Türkiye'nin Hamas'a yönelik tutumunun bölgesel istikrara zarar verdiğini söyledi. Hamas'ın desteklenmesinin İsrail-Filistin barış sürecinin de tehlikeye attığını belirten Mitsotakis, Türkiye'ye bu tutumunu değiştirmesini tavsiye etti. Haberde Mitsotakis'in konuşmasının Türkiye-Yunanistan ilişkilerine yeni bir gerilim yaratabileceği yorumları yer aldı. Rus basınına göre İsrail yedek askerleri terhis etmeye başladı. Kara harekatı ise haftalarca sürecek şekilde ertelendi. Habere göre savaş ilanından ve yedek askerlerin seferber edilmesinden 13 gün sonra İsrail ordusu onları evlerine göndermeye başlıyor. Gazze'de kara harekatının başlaması çeşitli nedenlerle daha önce birkaç kez ertelenmişti. Vala News savaş muhabiri Amir Buktbut'a göre bunun başlıca nedeni dış baskılar, özellikle de ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın ziyaretleri. Gazeteci, İsrail'in geniş çaplı bir kara operasyonu yürütmek için uluslararası desteğe ihtiyacı olduğunu savunuyor. Dünya kamuoyu askeri harekat başlamadan önce Gazze'deki insani sorunların çözülmesini istiyor.
Buna ek olarak ordu kayıplarla karşı karşıya. Savaşın ilk günlerinde yüzlerce asker öldü, binlercesi de yaralandı. Ek eğitim için zamana ihtiyaç vardı. Eve gönderilen yedek askerler memnuniyetsizliklerini dile getirdiler. Bilinen bir alarm durumunda kalmaları ve gerektiğinde kısa sürede askeri üstlere rapor vermeleri gerekmektedir. Birçoğu durumlarındaki belirsizliğin huzurlu bir yaşama dönmelerini engellediğinden şikayetçi. Hükümet sözcüleri savaşın aylarca hatta yıllarca sürebileceğini söylüyor. Böyle bir ihtimalin ülke ekonomisi ve sosyal durumu üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Bununla birlikte muhalefetin savaş karşısında istifasını talep etme olasılığı düşük olduğundan uzun süreli bir çatışma mevcut hükümetin avantajına olacaktır ifadesini kullandı. Öte yandan Türk Devletleri Teşkilatı'ndan iki devletli çözüm önerisi açıklaması geldi. Açıklamada Türk Devletleri Teşkilatı Gazze'deki El Ehli Arap Hastanesi'ne düzenlenen ve yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı saldırıyı katı surette kınamaktadır. Hastanelerin ve sağlık personelinin uluslararası insani hukukun koruması altında olduklarına dair kesin kanaatini yinelemektedir. Türk Devletleri Teşkilatı tarafları derhal ateşkes yapmaya ve çabalarını bölgenin tüm sakinleri için iki devletli çözüm çerçevesinde istikrar ve güvenliğe dayalı barışçıl bir çözüme odaklamaya çağırmaktadır denildi. Öte yandan Suudi Arabistan'dan enteresan bir açıklama geldi. Eski istihbarat başkanı Suudi Prens Türkiye El Faysal, Hamas'ı Suudi Arabistan'ın Filistinlilerin içinde bulunduğu kötü duruma barışçıl bir çözüm bulma girişimini sabote ettiği için kınadığını, İsrail'i ise Katar'ın parasını Hamas'a akıttığı için kınadığını açıkladı. İsrail vatandaşlarına Türkiye'den ayrılmaları ya da Türkiye'ye seyahat etmemeleri yönünde bir çağrı yaptıktan sonra Büyükelçi Irit Lilian da dahil olmak üzere Türkiye'deki tüm diplomatlarını geri çektiği bildiriliyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi birçok kaynağın Middle East Eye'a verdiği bilgiye göre İsrail, Büyükelçi Irit Lilian da dahil olmak üzere Perşembe günü Türkiye'deki tüm diplomatlarını geri çekti. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, İsrailli yolcuların hedef alınabileceği endişesiyle Salı günü Türkiye'ye seyahat edilmemesi yönünde bir uyarı yayınladı. Konsey, seyahat tavsiyesini en üst düzeye çıkardıktan sonra Türkiye'deki tüm İsrail vatandaşlarını mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etmeye çağırdı. Konu hakkında bilgi sahibi 3 kaynak, Middle East Eye'a diplomatların Perşembe günü iki ülke arasındaki diplomatik bir kriz nedeniyle değil, güvenlik endişeleri nedeniyle ülkeyi terk ettiklerini söyledi. Bir kaynak, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi'nin tavsiyesinin diplomatları sıradan İsrail vatandaşlarından ayırmadığını ve tüm İsraillerle ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunduğunu belirtti. Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze için acil insani ateşkes çağrısı yaptı. Guterres, Gazze şeridine insani yardım sağlanması için ateşkes çağrısında bulunuyorum ifadesini kullandı. İslamabad Macaristan Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Joseph Koller, beraberindeki heyetle birlikte Salı günü yaptığı Pakistan ziyaretinde Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Baber Sidhu ile görüştü. Pakistan basınına göre Macaristan Hava Kuvvetleri Komutanı'nın Pakistan'a gerçekleştirdiği bu ilk ziyaret, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerde önemli bir kilometre taşına ve hava kuvvetleri arasında yeni bir açılıma işaret ediyor. Bu tarihi olay, Pakistan ve Macaristan arasında özellikle savunma sanayi ve askeri ortaklık alanlarında artan işbirliği ve dostluğun altını çizmektedir. Toplantıda özellikle askeri teknoloji ve eğitim programları alanlarında potansiyel ortak işbirliği alanlarını keşfetmek için fikir alışverişi ve paylaşımı vurgulandı. PAF tarafından yapılan basın açıklamasına göre Pakistan Hava Kuvvetleri ile Macaristan Hava Kuvvetleri arasında Pakistan Hava Kuvvetleri'nin Macaristan Hava Kuvvetleri pilotlarına temel ve taktik düzeyde eğitim vermesine yönelik bir çerçeve çizen bir mutabakat muhtırasının yakın gelecekte sonuçlandırılması bekleniyor. Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı, Pakistan ve Macaristan arasında bölgesel barış, güvenlik ve istikrarla ilgili kritik konularda ortak perspektifler üzerine inşa edilen sağlam diplomatik ve savunma bağlarının önemini vurguladı. Macar Hava Kuvvetleri'nin PAF'ın operasyonel bir hava üssünde düzenlenen Indus Shield tatbikatına katılımını takdir eden Sindhu, ortak zorluklar karşısında iki ulusu birleştiren güçlü dostluk bağını daha da derinleştirme kararlılığını yineledi. Macaristan Hava Kuvvetleri Komutanı ise Pakistan ordusunun profesyonelliğine duyduğu hayranlığı dile getirdi ve Pakistan Hava Kuvvetleri'nin yerlileştirme yoluyla kaydettiği kayda değer ilerlemeyi övdü. Tuğgeneral Joseph Koller, askeri işbirliği ve eğitim alanında mevcut ikili bağları geliştirme konusundaki sarsılmaz kararlılığını ifade etti. Konuk devlet adamı ayrıca iki ülke arasında var olan savunma ortaklığını pekiştirmek için mevcut ikili teknolojik paylaşımı geliştirme sözü verdi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.